Bakın yemin ederim benim Veriz'den falan haberim yoktu. Onu Çolak bilir. Ona anlatırsın derdini. Ne yapacaksınız bana? Kötü bir şey yapmayacaksınız değil mi? Bakın ben Avrupa Birliği vatandaşıyım. Başımıza büyük işler açtınız gazeteci hanım. Beni tuzağa düşürdüler. Yemin ederim bilerek bir şey yapmadım. Neredeyiz? Buradayız. Burası neresi? Burası benim saklı cennetim. Merak etmeyin, emniyetteyiz. Bakın gerçekten benim bir suçum yok. Kullandılar beni, odama girmişler, vericiyi yerleştirmişler. Herhalde öyle takip ettiler. Misafirimizi rahat ettirin. Bunlar temiz kıyafetlerin. Giyersin. Biz kıyafetlerini yıkarız. Sağ olun. Da ben ne zaman çıkacağım? Çıkmak istiyorum. Çolak bilir, biz bilmeyiz. Ya bir de şey, ben acıktım. Sofra hazırlanıyor. Sağ olun. Merhaba, ben Türkiye'den arıyorum. Eylemin yakın bir gazeteci arkadaşıyım. Beraber Çolak röportajı için çalışıyorduk. Kendisinden iki gündür haber alamıyorum. Çok merak ettim de. Acaba sizinle irtibat kurdu mu? Kurdu. Ama bu konuda bilgi veremem. Ayrıca sizden hiç bahsetmedi. Öyle mi? Görüntülere beraber ulaşmıştık halbuki. Hangi görüntülerden bahsediyorsun? Şu Türk askerleriyle ilgili olan. Eylem çok büyük bir iş başardı. Ama burada bayağı kızdırdı insanları. İkimizi de tehdit ediyorlar. Eylem başarmadı o işi, biz başardık. Korktu o. Nasıl yani? Haberi biz yayınladık. Öyle mi? Böyle bir fırsatı kaçıramazdık. Neyse. Çok güzel düşünmüşsünüz. Acaba Eylem size tam olarak nerede olduğunu söyledi mi? Neden soruyorsun? Malzemeleri bende çünkü. Röportaja gittiyse eğer... Eylem şu an Çolak'la beraber. Endişe edecek bir şey yok. Tamam o zaman. Bir haber alırsanız bana bu numaradan döner misiniz? Ne olur, çok önemli. Bakarız. Komutanım, haberi Eylem yapmamış.
Bana ne? Kız çolağın yanında mı? O zaman sana ne? Yani ya bir şey yaparlarsa? İyi de bize ne? Buyurun Rastacan. Afiyet olsun. Burada mı yaşıyorsunuz? Her zaman değil. Benle konuşurken sesin titriyor. Benden korkuyor musun? Korkmamam mı gerekiyor? Ben de canavar değilim. Hümanist olduğunuz da söylenemez. Beni yargılıyorsun küçük hanım. Beni yargılama. Daha ne yaşadığımı bilmiyorsun. Biliyorum. Karını ve çocuklarını öldürdüm mesela. Hoşuma gitti mi sanıyorsun? Sadece anlamak istiyorum. Neden yapıyorsun bunu? İnandığım değerlere hizmet ediyorum diyelim. Başka ne anlattılar? Hiçbir şey. Sen anlat, ben dinleyeyim. Neden bu kadar insan senin peşinde? Çünkü ben onlara bir gelecek vaat ediyorum. Burası bir kamp mı? Ne yapıyorsunuz burada tam olarak? Gerçekten bilmek istiyor musun? Evet. Hele bir ayrandan da iç de göstereyim. Hadi. Kimsesiz çocukları okutmak mı canilik? Onlar bizim çocuklarımız. Biz o çocuklara burada çok iyi bir eğitim veriyoruz. İngilizce bile öğreniyorlar. Kadınlar,
el işi bile öğreniyorlar. Çünkü bu savaş bir gün illaki bitecek. Ve savaş bittiğinde onlara birer nesnen gerekecek. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yani bizi burada tutan şey, herkesin bildiğinin çok aksine bir şey, küçük hanım. Neymiş o? Sevgi. Özgürlük ateşi. Sadakat. Ve inanç. Çok tuhaf. Ben pek öyle duymamıştım. O zaman yarın sizi bizim kamplardan birine götürsünler. Ne olup ne bittiğini siz gidip kendi gözlerinizle görün. Çok isterim. Hay hay. Ben bir telefon edebilir miyim? Editörümü aramam lazım, merak etmiştir. Bir uydu telefonumuz var. Ama dikkatli konuşman lazım. Ağzından yanlış bir şey çıkmasın. Tamam. Telefonları ver. Dediğim gibi dikkatli ol. Tamam. Rahatça konuşabilirsin. Teşekkürler. Buyur Çolak. Buyurduk da senin şirketi göremedik. Geldiler. Özel kuvvetle çatışmaya girmişler. Ellerinde şu an bir yaralı var. Ne diyorsun? Nerede? Şu an hastanede. Tamam. Emri verin. Bütün hastaneye uçuralım havaya. İstemez. Sen bizim büyük eylemi ne yaptın? Ondan haber ver. Haber sağladım. Yarın bütün bölge komutanlarıyla görüşeceğim. Fikir alışverişinde bulunacağız. Evet. Yarın sabah güneşin doğuşuyla doğu kampına gidecekmişiz. Bilmiyorum ki izin verirler mi fotoğraf çekmeme. Ama Çolak bir röportaj yapmak istiyor benimle. Videolu yani. Okay. Tamam. Haberleşiriz. Fırsatım olursa ararım tekrar. Merak etme. Öyle bir saldırı hazırlığındayım ki sonunda iç savaş çıkacak. Bilgilendir beni. Büyük Bey'le konuşayım. Bir şeye ihtiyacın olursa diye. Eyvallah. Kırdınız komutanım. Annenin gönderdiği kız ne oldu? Daha konuşamadık komutanım. Konuşsana. Konuşuruz komutanım. Kaç dakika oldu? 1,5 dakika olmuş. Geberdin anadama. Öldü gitti. Aman be. Var ya şu dikişi 1,5 dakikada dikiş makinesi atamaz ya. Bok atamaz. Yamuk attın zaten. Allah'tan kork be baba Hakkı. Takılıyor oğlum ya. Baksana kardeşim, adam dikiş atmamış, imza atmış, imza. Sağ olun komutanım.
Tomorrow morning. Yarın sabah. East camp. Doğu kampı. Deal. Tamam. Thank you so much. Çok teşekkürler. It's good to know. En azından hayatta olduğunu bilmek iyi. Thanks. Teşekkürler. Kim hayattaymış? Eylem. Yarın sabah erkenden Doğu kampına götürüyorlarmış. Erdem Yarbayım'la konuşmamız lazım. Sana ne oğlum o kızdan ya? Ya kıza ajan muamelesi yapıyorlar bizim yüzümüzden. Asacaklar mı yakacaklar mı belli değil. Kurtarmamız lazım kızı. Vericiyi ben koydum üstüne abi. Üstelik haberi o yapmamış. Erdem Yarbay'la konuşalım o konuyu. Hakikaten çıkın derse çıkıp alırız kızı. Eyvallah. Sen buradan otele mi? Evet. Hazırlanıp çıkacağım. Yine mükemmel bir gün. Eylem'den haber var mı? Eyvallah kardeş. Sağ ol. Bende yok. Ne oldu? Gelişme mi var? Var. Var da. Ha. Anladım. Benim gitmem gerekiyor. İyi geceler. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlarla konuştum. Bu Yanki buralara sık gelip gidiyormuş meğer. İki kez de mobeseye takılmış. Hadi ya. Bu şerefsiz burada Mahmut diye biriyle görüşüyor. Kim bu Mahmut, tanıyor muyuz? Tanımaz mıyız komutanım? Bölgede adam kaçırmakta üstüne yok. Şoför müydü neydi o herif ya? Aynen. Dahası da var. Komutanım bana bölgedeki muhbirlerden haber geldi. Hareketlilik var. Bunlar büyük bir şey planlıyorlar. Benim bu Mahmut'un peşine düşmem lazım. Erdem Yarbay'ımı arayayım, bir durum değerlendirmesi yapalım. Eşyalı tuttuğumuz iyi oldu ama bir gidip birkaç tane daha eşya almamız lazım. O kolay Güler, hallederiz. Aa, Bahar arıyor. Alo. Nazlıcığım nasılsın? İyidir ya, bizimkilerle işte evde birkaç eksik vardı. Onların listesini çıkarıyoruz. Sen ne yaptın? Mesain bitti mi? Bitti, bitti. Ya ben de şey diyecektim. Müsaitsen bizim otelde bir kahve içelim mi? İyi olur aslında. Ben bir bizimkilerle konuşayım. Gelirim bence ya. İyi, tamam. Senden haber bekliyorum o zaman. Tamam, öptüm. Evet canım ailem, Nazlı kaçar. Aa, bu saatte nereye? Nesi varmış saatin acaba? Ne yapacaksın? Anneciğim, maksimum burada ne yapabilirim zaten? Gidip Bahar'la bir kahve içeceğiz. Söyle Yavuz. Tamam, hemen geliyorum. Babacığım, ben de seninle birlikte çıkıyorum. Erdem, bir şey söylemeyecek misin? Artık burada yaşıyorsunuz. Alışacaksınız. İşte o kadar. Babasının kızı. Sen bulabilecek misin bu Mahmut? Onda sıkıntı yok komutanım. Gelsin bir telefon açar, şıp diye buluruz yerini. Eyvallah. Biz haberleşiriz. Tamam, dikkat edin. Ne oldu? Hareketli bir gece galiba. Oturun. Komutanım, gelişmeler var. Karabatağın aldığı istihbarata göre bunlar çok büyük bir şey planlıyorlar. Nerede? Araştırıyorlar Yasin'le. Bir isme ulaştılar. Mahmut diye biri. O da bizim yaralı ele geçirdiğimiz Yanki ile irtibatlı. Ne biçim değişik ilişkiler bunlar ya. Karabatak adamın peşinde mi? Evet komutanım. Bir şey olursa hemen haber edecek. Sizde ne var? Komutanım şu gazeteci kız Eylem. Fethi terör örgütünün onu öldüreceğini düşünüyor. Niye öldürsünler oğlum? O kız Avrupa Birliği vatandaşı. Ona dokunmazlar. Komutanlarıma da izah ettim. Kızın üstüne vereceği biz yerleştirdik komutanım. Çolak da bunu gördü. Kızı infaz ederlerse şaşırmayın komutanım. Elimizde bir bilgi var mı? Evet. Yarın sabah erkenden Doğu kampına götürecekler kızı. Yolda pusu atabiliriz. Tamam. İkiye ayrılıyorsunuz. Yavuz, sen Mahmut'un peşindesin. Siz de o kız iyice başını belaya sokmadan alıp gelin. Emredersiniz komutanım.